ekranlarına herkese mutlu haftalar diyoruz efendim. Bir nabız programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bu haftaki konuğumuz Nuri Bey Belediye Başkanımız, değerli Belediye Başkanımız Hazım Kaya stüdyo konuğumuz. Nuri Bey'i konuşacağız nabız programında. Nuri Bey'in nabzını tutacağız. Değerli Belediye Başkanımız Hazım Kaya döneminde yapılan hizmetleri değerlendireceğiz. Bakalım hemen şöyle dönüyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz önceki stüdyoya. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Afyon Nurubey kasabası doğumlu. 1954 doğum tarihim. Merkeze bağlıyız. Afyon merkeze bağlıyız. Bu şekilde ilk öğretim mezunuyum. Evet. Bu kadar. Peki başkanım, Nurubey'de siz 2009 yılından bu yana 2017 yılına kadar belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Yaklaşık ikinci döneminiz bu sizin. Nurubey'le ilgili çok güzel hizmetleriniz var. Hakikaten kaydeder hizmetler bunlar. Yine Nurubey'de sizler hizmetlerinizi aldığınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Yine birçok ilçede olmayan ileriye dönük 50 yıllık elektrik sistemi yapılmış Nurubey'de. Birazcık bu elektrik sistemiyle ilgili bu konuyla ilgili bize bir şey anlatabilir misiniz? Şimdi benim 2009'da geçtiğimde elektrik sıkıntısı çok safa hattaydı. O günün milletvekili Halil Aydoğan vekilimiz, sayın bakanımız, ben bunlara ilettim arızamızın olduğunu, direklerimizin işte dengesiz olduğunu. Allah razı olsun, onlar bize yeniden bu elektrik direklerini, hatlarını sıfırladık. Şimdi 50 yıllık dememizin maksadı bu. Bu sebeple söyleyebiliyoruz 50 yıllık diye. Yani diyorsunuz ki önceden elektrikte sorunlar vardı, zaman zaman kesintiler yaşanıyordu, sıkıntılıydı, kesintiler sürekli üst üste geldiğinden dolayı. Evet. Buna bir çözüm için gerekli adım attık ve kasabanın ileriye dönük 50 yıllık elektrik sorununu çözdük. Şimdi çok şükür sıkıntı kalmadı. Evet. Hatta kasaba imar açtım ben, imar alanına dahi direkt diktik. Şimdi Ola'da arsa durumlarına hazır, elektriği, altyapısı hazır. Hazır şu anda. Hazır. Yani oralarda yeni imar açtığınız yerlerde de hat çekildi değil mi? Çekildi. Evet. yine 26 kilometrelik bir kanalizasyonla ilgili bir altyapı. Tabii siz göreve geldiğinizde direkt altyapıyla başlamışsınız. Bu da tabii her belediye başkanının cesaret edip de yapamayacağı şeylerden bir tanesi. Şimdi genelde belediye başkanları hep böyle parklı, bahçedir, işte yoldur, parkedir, şudur, budur, onlarla uğraşır. Fakat yerin altında yapılan hizmet yer altında kaldığı için hizmete gözükmüyor. Yani göze görünmeyen bir hizmet oluyor orada dolayısıyla. Bu cesaretten dolayı sizi kutluyorum. 26 kilometrelik bir kanalizasyon yapılmış. Bu nedir? Efendim burada yine kanalizasyonda sıkıntı var mıydı altyapıda? Birazcık da bunu konuşalım isterseniz. Şimdi bizim altyapıda şebekeyle kanalizasyon içme suyuna karışıyordu. Evet. Vatandaşlar bize pet şişesine doldurup gelip işte içtiğimiz su bu diye bana takdimde bulundular. Ben de bu şeyi görerek vatandaşlarımızın bu kirli suyu içmemesi, kullanılmaması için burada Sayın Bakanımıza anlattım durumu. Tabii ilk yılda ben hani bir çocuğun okula gittiği gibi projeler böyle hemen yapılsın. Ha, Sayın Bakanım da bize dedi ki ne? Bu böyle olmaz dedi. Hemen hızlı projeyi hazırla, bize sun, bu işi çözelim dedi. Tabii bu proje kolay değil. 2 yıl falan biz bir böyle projelerle uğraştık. Çok şükür projeyi sundum ben. Hemen ardından destek geldi. Bu şekilde altyapıyı da sıfırladık. Peki başkanım, bu şimdi burada 26 kilometrelik bir kanalizasyon altyapısından bahsediyor fakat eski altyapıyı komple devre dışı bıraktık. Devre dışı bıraktık. Yani yeni sıfırdan altyapı yaptık. Şu durumda aynen onu da arıtmaya bağladık. Afyon arıtmasına. Bu durumda da Sayın Başkanımız Afyon Burhanettin Çoban bize ora bağlantıya müsaade etti. Ondan da Allah razı olsun. Bu şekilde altyapıyı da çözmüş olduk. Peki bu da tabii Sayın Bakanımızla büyük bir etkisi oldu. Çok çok Allah razı olsun. Peki
Peki efendim, yine kasabanın girişinde bir tabela söz konusu. Kasabaya yakışır, güzel bir tabela yapmışsınız. Son derece kasabanın ismine yakışır, güzel bir tabela var orada. Bu tabelanın Sayın Başkanım size maliyeti ne oldu? Nasıl oldu bu tabela? Bunu tamamen belediyenin bütçesinden mi yaptınız? Ya, bu tabelayı biz belediye bütçesinden yapmadık. Orada bir işte vatandaş bunu söyledi kendine. O da bize yardımcı oldu. İşçiliğini biz yaptık. Evet. İşte malzemesinde o vatandaş alıverdi. Ondan da Allah razı olsun. Evet. Bu tabelayı niye yaptık biz? Biz yıllardır patatesçiyiz, babakçıyız, pancarcıyız, mısırcıyız, hayvancıyız. Biz bununla geçiniyoruz. Bizim kasabamız malum termal değil. Bu şekilde bizim kasaba halkımız çok çalışkandır. Ben de dahil. Biz çalışırız yani. Çalışmazsak biz duramayız. Bunun buradan başladık biz tanıtımı. Bu yazıyı yazdık ki gelen şirketleri veya tüccarları kasabaya çekmemiz için. Ha, bunu da çok şükür çektik. Bizim şimdi kasabada her gün pazar kurulur. Her gün pazarımız vardır. Yani buradan işte dışarıdan küçük esnaf, büyük esnaf gelir. Ne alacaksa tercih eder. Evet. Alacağını, ihtiyacını görür gider. Peki başkanım, bir de kasabada böyle saları geçtikten sonra orada küçük bir tabela var. Nuri Bey gösteren bir tabela var orada. Tabii orada bir bununla ilgili olarak tabeladan söz konusu açılmışken o girişe bir böyle totem dikme durumu gibi bir şey var mı başkanım? Yani buraya bir büyük bir ışıklı totem olabilir mi? Şimdi biz onu şöyle düşündük. Malum kasabadan Şuhut'tan çevre yolu iniyor. Evet. Bizim kavşağımız deprem evlerinin o taraftan giriş var. Halımoğlu tarafından. Tabii orada ben onu da karayollarına müracaat ettim. Bakanımıza söyledim. Evet. Bizim kavşağın Halımoğlu'ya taraf 250 metre yukarı alınmasını. Esas giriş oradan. Diyorsun. Esas oraya istiyoruz biz. Ama işte projede 250 metre kavşak, orası dengesiz. Evet. Çok virajlı. Bir de kuzlaya kışın araçların gelip geçmesi zor olur diye müracaatta bulunduk. İnşallah olur. Diğer beldelerde de böyle bu tarz sıkıntılar var. Hakikaten su paraları toplanmıyor. Evet, evet. Para toplanmakta sıkıntı çekiliyor. Belediyenin bütçesi belli. Sizler bu sıkıntıları yaşadınız mı? Yani görev aldığınızda yaşadık. Akıllı su sayacına geçmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Birazcık da bunu konuşalım isterseniz. Şimdi benim geçtiğimde az evvel de dedim kanalizasyondan karışıyor diye. Evet. Biz bunun da projesini yaptık. O günün içerisinde Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na müracaatta bulunduk. Evet. O da aynen proje bakanımızın tabiri zaten proje getir parayı götü hesabı. Bu da yanlış anlaşılmasın, parayı götü derken. Evet. Yani biz hizmet için bunu söylüyor, Allah razı olsun. Ha, buradan biz başladık. Projeyi tamamladık, sunduk bölgeye, Eskişehir bölgeye. Projemiz çıktı. Sıfırdan başladık. Depomuz zaten 60 tonluk eski depoydu. Evet. Altyapı eski, karışımlıydı. Bunları önlemek için altyapıyı kökten değiştik. İşte 63 kilometre şebeke attı. Ondan sonra otomasyonla alakalı o otomasyondan iki tane depo yaptık. Biri 600 tonluk, biri 300 tonluk. İkisi de ayrı ayrı mahallelere, 4 mahalle var bizim kasabamızda. Evet. Dağıtmak üzere sistemli. Bu durumda otomasyona geçtik biz.
Yani diyen akıllı saate geçtik. Tabii bunu geçerken vatandaş işte biraz bir şey oldu o arada. Olur mu olmaz mı işte kontrollü sistem. Yok abdest alırken su bitti inek yarım karcaymışsın falan derken biz akıllı saate geçtik. Bizim su debimiz %40 şey oldu, tasarrufa geçti. %40 yani 100 metreküp gidiyorsa 60 metreküpe düştü. Buradan da biz tasarrufa geçtik. Vatan hem de su fiyatlarımızı da bugüne kadar yükseltmedik. 50-60 kuruş bizde. Yani bu şekilde vatandaş da memnun. Hem de su kesintimiz yok. Yüksek binalara dahi suyumuz şimdi çıkıyor. Eskiden tabii şimdi. Şeyle çekiliyordu. Ne diyorlar o straforuna? Şimdi bir de böyle bütün yerlerde akıllı sayacının öncesinde mesela şu sıkıntılar oluyordu. Size de oluyordu mutlaka. Vatandaşlık bahçesi var. Evinin önünde küçük bir bahçesi var. O gerek orayı suluyor. Gerek işte yani suyu asfalteler tasarruf yapmadan kullanılıyor. Bu da diğer insanlara mesela dediğiniz gibi yüksekteki kesimlere su gitmiyor demiştiniz. Bu farklı beldelerde bu yaşanınca tabii bu akıllı sayaç sistemi hakikaten suyun tasarrufu açısından önemli diyorsunuz başkanım. Evet yine kasabanın tepe yamaçlarında 25 bin fidan dikmişsiniz başkanım. Yıllık bakımlar düzenli olarak yapılıyor. Yani Afyon'da ikinci Hıdırlık 15 yıl sonra burası olacak demişsiniz. İnşallah. İnşallah. Bu 25 bin fidanla alakalı olarak Sayın Başkanım, Çevre ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu'nun katkısı oldu mu buna inşallah? Böyle hani Sayın Bakanımız biliyorsunuz birçok beldeye cevizdir, bademdir, işte gelir getirici birçok çamın dışında, böyle çam fidanların dışında fidan dağıtıyor. Burada bakanımızın etkisi oldu mu efendim? Şimdi bu bakanımızın zaten bu fidan konusunda hiçbir tereddüdü yok. Yani onun ilgisi, duygusu olsun olmasın. Yani bakanlığa ait birimlerden, müdürlüklerden istedim miydi? Aynen temin ettik. Her çeşit fidanını da aldık. Hatta bu yıl yine bir 2000 gadak falan işte kuruyan, eksik olan yerleri tamamlayacağız. Bunu da bir yazdım yazısını inşallah bunu da isteyeceğiz. Burada da tabii bakanımızın her yönde faydasını görüyoruz. Evet. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi bir de 15 yıl sonra burası ikinci Hıdırlık olacak demişsiniz. Tabii şimdi bu günümüzde beldelerin kapanması söz konusuydu. Gerçi şu anda biraz geri plana atıldı gibi ama tam net bir şey yok. İşte bütün şehir yasası var, büyük şehir yasası var ki bu yakın beldeler kapandırırsa eğer ne olacak? Merkeze dahil edilecek, merkez mahallesi gibi görülecek. Bunu da yani ikinci Hıdırlık olmasını acaba buna mı bağladınız Sayın Başkanım? İlerleyen dönemlerde. Şimdi bizim kasabanın bu ikinci Hıdırlık dememizin şeysi kasabamızın doğası. Evet. Şimdi biz onun üstüne bir işte Hıdırlık diyeceğimizin üst kısmına işte konferans salonu, düğün salonu projemiz var. Bitti. Bunu sunacağız. Bir de bulabilirsem ya bir tane bizim kasabamızın ismi Nuri Bey. Nuri Bey. Nuri Bey. Hani işte Suriye'de düşen pilotlarımızdan Fethi Bey, Sadık Bey, Nuri Bey. Nuri Bey adına pilot olduğu için bir uçak maketi koyabilirsem. Oraya bir maket koymayı. Bak bunu düşünüyorum yani. Çok güzel bir şey bu da. İnşallah. Bir de bizim şimdi belediyeler kapanacak, kapanmayacak. Bu beni hiç pek şey yapmıyor. Hani ne dela bir biz, görevin başında geçtik. Biz görevde olduğumuz sürece hizmete devam edeceğiz diyorsunuz. Günün son gününe kadar hani bir ölünceye kadar çalışacağız biz İnşallah. Memleketimiz için. İnşallah başkanım. Hakikaten bu böyle bir projede müthiş olur. Nuri Bey'e bir vizyon kazandırır. Nuri Bey'in yeşil bir Nuri Bey olması evet. Açısından da güzel bir. Tabii şehirler kalabalanıyor. Yarın adam emekli olanlar emekli olan gelip tercih edecek. Aileler bir tercih edecek tabii dışarıya bağlı olarak. Bir kendini şey etmek için, stres atmak için bizim oğlara gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Peki başkanım. Buna bağlı olarak şunu söyleyebilir miyiz? Kasaba göç mü alıyor, göç mü veriyor? Göç almıyor değil mi başkanım? Göç de almıyoruz, göç de vermiyoruz. Yani nüfusumuz. Kasabamızın nüfusu benim geçtiğimde 3029'du. Şimdi 3100
biraz daha, işte. Biraz daha yükseldiriyorsunuz. Yani bir 100 kadar falan gibi. Peki başkanım. Yine sizler taşımacılık sorunuyla ilgili 7 araç alarak taşımacılık sorununu çözdünüz. Diyoruz. Bu tabii belediyenin bünyesinde miydi başkanım? Yani bir şirket kuruldu galiba. Evet, şirket. Nasıl şu anki durumu? Yani 7 aracın durumu nasıl? Şimdi, kurtarıyor mu maliyetler? Şimdi şöyle bir şey var. Biz belediye şirketini kurduk. Göçü önlemek için. Az evveli göç demiştik ya. Evet. Göç olmasın diye. Ben her saniye araba dolduktan geri arabaların saat dakika bekletmiyoruz. Hele sabah akşam saatlerinde. Bilhassa okul sezonu şu okul anda. Okul sezonunda. Bir de benim ben ilkokul mezunu olduğum için evet. Gençlere ben çok önem verdim veriyorum. Okumaları için. Evet. Bizim kasabamız çünkü benim 2009'da belediye başkanı olduğumda 12-13 tane liseye giden vardı Afyon'a. Niye? İşte bu araç nakliye yüzünden. Sıkıntılıydı. Sıkıntılıydı. Ben bunu aşmak için gençleri takdir teşekkür olanları bedava. Çok güzel. Afyon'a. Başarılı giriş, olan geliş, öğrenciler. Hala şimdi şu an belki 170 falan bir talebemiz var. Tabii bunun yanında bir evden 2-3 okutanlar var. Evet. Benim çocuk bir nevi ailelere de katkı sunuyorsun Sayın Başkanım. Bunu bir şey olarak 50 kuruş talebe olmayandan yani benim maksadım çocuklar okusun. Bilgilensin. Öğrencileri okumaya teşvik edin. Geleceğe yetiştirme için ben bu şekilde uğraştım. Evet. Uğraşıyorum. Peki başkanım yine kasabada 2 kilometrelik taşkın koruma kanalı yapılmış. Bu kanal yine devlet suçlarının katkılarıyla yapılan bir kanal. Doğru mudur başkanım? Tabii eskiden şimdi Nuri Bey tabii yapı itibariyle dağ yamacında bir yerde olduğu için taşkın koruma mesela kışın çok mu sıkıntılıydı başkanım? Buranın yani refize edilmesi, temizlenmesi, işte etrafının düzenlenmesi gibi. Buraya neler yaptık başkanım taşkın korumayla ilgili? Şimdi bizim bu taşkın koruma yapılan yer Halımoğlu Deresi. Şimdi gölet yapılacak havzasında. Hı hı. Orada bir kuvvetli yağış oldu muydu muhakkak bizim arazilere su basıyor. Su basar. Evet. Çünkü kanalla toprak kanal su bir yerden aldın mıydı? Toprağı aşındırıyor zaten. O yıl bize işte arazilerde verimle zarar oluyor. Oraya etkili. Taş duvardan mı yapıldı başkanım? Yok, beton. Beton kanal yapıldı. Beton. Onda yine Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun sayesine projemiz kabul oldu. Onu da, da yaptık yani. Başarıyla sonuçlandırdık diyorsunuz. Yine kasabaya 12 derslik yeni okul il özel idaresi bütçesiyle yaptırılmış. Başkanım 12 derslik bu ilk öğretimle alakalı değil mi Sayın Başkanım? Evet. Şimdi burada şöyle söyleyeyim başkanım. Siz daha önceden 12 derslik okul yapılmasının amacı bildiğim kadarıyla derslikler yetersiz anlamı çıkıyor buradan. Evet. Siz de buna ek olarak 12 derslik yeni okul yaptınız. Bundan biraz bahsedelim isterseniz. Önceden nasıldı? Öğrenciler ne tür zorluklar çekiyordu okullarda? Hani derslikler yetmiyordu. Demek ki 12 derslik bir okul daha yapıldı oraya. İl özel idaresi bütçesiyle demiştiniz efendim. Evet. Şimdi bizim kasabamızda malum tek okul vardı. Evet. Ortaokul, ilkokul hepsi bir yerde dersliklerde sıkıntı vardı. Tabii buradan biz müracaatta bulunduk. Bize 8 derslik diye okul kabul olundu. Ben tabii Salih Sele başkanımıza dedim. Rica ettiniz. Rica ettim başkanım. Bizim 8 derslik değil. Burada yarın 3 sene 5 sene sonra bu ihtiyaç doğacak. Bir kere masraf yapalım. Bir daha okul yeri aramayalım. Bir sefer yapalım dediniz. Bir sefer yapalım. Bunu 12 derslik yapalım dedim. O da sağ olsun tamam dedi, kabul etti. Onların sayesinde de 12 derslik okulu da yaptık şimdi hizmet çok şükür. Şimdi, okuldan şimdi 10 yaşındaki işte 4. sınıf çocukla takdir teşekkür alıp Afyon'a işe geliyorlar. Yani okula geliyorlar. Evet. Çünkü öğretmenlerimiz de Allah razı olsun müdürlerimiz de öğretmenlerimiz de birlikte çalışıyoruz. Hani ben soruyorum işte müdürüm bir ihtiyaç var mı?
Okullara da destek oluyorsunuz zaman zaman. Öğretmen eksiğimiz var mı? Evet. Bunlarda da öğretmenlerimiz çok şükür yani bu durumdan diyor. Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz memnun evet. Şu anda değil mi? Evet. İşbirliği de çalıştım mıydı her şey yürüyor. Tabii. Efendim devam edelim o zaman. Şöyle bakıyoruz. Kasabanın yine okullarına ücretsiz 6 yıldır öğrenciler taşıyoruz. Biraz önce bahsetmiştiniz. Taşımaya da devam ediyormuşsunuz. Bu da güzel bir şey başkanım. Yine kasabada işte takdir teşekkür alan öğrenciler sizin göreve geldiğiniz sürece kadar Afyon'a ücretsiz taşıma yapılıyormuş ve yapılmaya da devam ediliyormuş. Yine kasaba yollarına 80 bin metrekare parke taşı döşenmiş. Ana yola renkli ışıklı parke bordür çalışması yapılmış. Yine ayrıca ana yollardan çıkarılan parkeler ara sokaklarda değerlendirilmiş. Birazcık da bunu konuşalım başkanım. 80 bin metrekare parke taşı, ışıklı yollar, yine tabelalar, işte ayrıca eski yoldan çıkarılan taşları da ara yollarda değerlendirmişsiniz. Halk bu konuda memnun mu? Bu bir nevi çamurdan, halkı tozlu yollardan da kurtarmışsınız. Birazcık da bunu konuşalım başkanım. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ilk başta dedik sokak lambalarında üstüne durdum ben. Tabii direklerimiz değişince. Evet. Aydınlatmayı çok güzel yaptık. Yaptırdık. Şimdi bunun tabii altyapıyı yaptık. İçme suyunu yaptık. Tabii altyapı bitince. Bunun üstüne üst yapı geldi. Evet. Tabii bunu biz 80 bin metre parkeyi başlattık. Bütün eski şeyleri kasaba içinde, imar içinde olan yerleri hep değiştirdik. Evet. Şu anda şimdi kasabanın bir ucundan tabiri caizse terliğinden çıkacaksın. Öbür ucuna kadar ayağın batmadan çok güzel. Gidersin. Tabii eski çıkan taşları da biz imar dışı da olan yerlere değerlendiririz orada. İhtiyaç olan yerlere değerlendirdik. Orada da problemi çözdük. İşte şimdi de imar dışı arazi yok. Biz çiftçiyiz. Evet. Her kış yaz biz tarladayız. Çünkü tarlada olmadım biz evde köyde oturamayız. Evet. Bu sebepten arazi yolları biraz bizim işte elektrik cereyan döşediğimiz için kazıldı, yıprandı. Buraları da inşallah işte fabrikalardan tuğla kırığı işte elime yani, stabilize olarak stabilize sağlam ne geçerse bunlardan da arazi yollarını inşallah düzlemeye kaplayacağız. Kaplamaya uğraşacağız. Çamurdan kurtaracağız diyorsunuz. Peki başkanım yine bu ışıklı bordürler efendim söyleyeyim bu kilitli parke arasındaki ışıklar hakikaten kasabaya farklı bir görüntü katmış. Bir nevi yani Nuri Bey sanki ışık cenneti gibi olmuş. Çok da güzel olmuş hakikaten. Sizi tebrik ediyorum. Farklı bir görüntü var Nuri Bey'de şu anda. Bunun maliyetiyle ilgili bir bilginiz var mı Sayın Başkanım? Nasıl yapıldı bu? Nereden böyle esinlendiniz? Fikir kimden çıktı? Şimdi biz tabii bunu araştırdık. Bazı beldelerimizde gördük. Bir de şimdi Nuri Bey Belediyesi dedik ya. Evet. Nuri Bey'in adına yakışır bir görüntü olsun. Evet. Biz ışıkları yaptık. Bizim bir sizler gibi dostumuz vardı. Akşam yola girmiş. Evet. Bana telefon etti. Başkanım dedi ben Norveç'e mi girdim dedi. Yoksa yanlış yere mi girdim dedi. Burada dedi bir geldiğimde dedi ışıklar yoğdu. Evet, şimdi her yaka lamba olmuş. Dedim tam yerine geldin. Evet. Devam et dedim. O da memnun oldu. Yani teşekkür etti. Peki başkanım bunun maliyetiyle ilgili bir bilginiz var mı? Maliyet nedir? Maliyet kaça mal oldu bu? Maliyet sanki pek bir muhasebe işaretine bakmadım da işte 30 bin gibi falan böyle pek maliyeti yok bu ışıkların. Yani bunlar zaten bir nevi LED lambalar. Evet, değil mi? Fazla şey de yok. Evet. Peki başkanım. Yine evet belediyenin eski dönemden kalan belediye personeli ile resmi kurumlara ve birçok özel sektöre olan borçlarını tamamına yakınını ödediniz. Siz belediyeyi devraldınız Sayın Başkanım. Belediyenin ne kadar borcu vardı? Bu borcun ne kadarını ödedik? Ne kadarı kaldı? Gibi. Bununla da ilgili biraz konuşalım isterseniz. Şimdi biz belediyeyi devraldığımızda 900 bin
Yani 1 trilyona yakın, borçla devraldınız. Borç vardı. Evet. Bunun ardından personelin bir yıllık, 8 aylık her birinin alacağı vardı. Geriye dönük. E, 22 tane memur vardı. Evet. 22 tane memur. Geldik, ne maaş ödeyebiliyoruz, ne de bütçe buna uygun. Ne bütçe bu, çünkü yetmiyor, borç bir yandan, evet, icra bir yandan, kepçemizi bağlıyorlar. Biz geçince, inanır mısın, lastikçi araçlarımızın lastiğini yapmıyordu Nuri Bey belediye parasını, şeysini, bizim yaptığımız alacağı işi, tabii alım tahsil ödemiyordu ya. Ama çok şükür şimdi, şimdi Nuri Bey belediyesinin bizim önceden işimiz görülüyor. Niye? Ben borcu sevmem. Doğru diyor. Öncelik borçları temizlemekle. Önce borç. Borcunu ödeyeceksin, ondan geri adamı selamlayacak. Doğru. Borçsuz mi? Selam verilmez. Doğru başkan. Peki başkan, şu anda borcumuz ne kadar? Var mı borcumuz? Yok, çok şükür. Şu anda borcumuz yok. Şu an bitirdik. Hatta şu an kârdayız da diyebilir miyiz? Şöyle bir şey var. Bizim oraya çimento fabrikası kuruldu. Evet. Çimsa. Evet. Bizim orada bir miktar belediye alanında bir arazi oraya geçti. Buradan biz bir miktar para aldık. Aşağı yukarı 1900-2000 liraya yakın. Bu paramız da şu an kasamızda. Halk Bankası'nda. Yani bunu ya bir soran şeyden olursa paramız orada duruyor. Paramız orada duruyor. Sorabilirler, öğrenebilirler. Eyvallah. Ondan da düğün salonu işte, konferans salonu projesi var. Projesi var. Oraya da yatırım yapmak için, evet, bu parayla öyle, evet, inşallah. Peki başkanım, yine kasaba okulları ve öğrenci yurtları ile devamlı işbirliği içindesiniz diyorsunuz. Maddi manevi kasaba öğrencilerinin eğitimine katkıda da bulunmuşsunuz. Yine iki okulunda da kamera sistemleri belediye katkısıyla yenilenmiş. Bahçelerine de parke, çevre düzenlemesi, voleybol, basketbol ve halı sahası yapılmış demiştiniz efendim. Bu da güzel bir şey. Tabii bu okullara belediyenin bütçesinden güvenlik kamerası takılmış, işte parkeler döşenmiş, halı saha yapılmış, spor tesislerine ilgili katkılar sunmuşsunuz. Bununla da ilgili isterseniz birazcık konuşalım. Neler yaptık okullarda, neler var şu anda? Şimdi biz öğrencilerin yeni istekleri, talepleri var mı bu doğrultuda? Biz halı sahadan başlayalım. Halı saha sayın milletvekilimiz Ali Özkaya bizi topladı. Evet. İşte spor loto mu ne o? Evet, onun orada bize yazışmalarını işte, oradan yaptı. Yardım şeysinde şey yaptı. Ha, burada biz baktık ki o gün bize verilen şey açık. Bizim Afyon soğuk. Tabii. Çocuklar, kış memleketindeyiz. Oradan 60 bin lira gibi bize bir ödenek geldi. Bu 60'ın üstüne biz de üzerine bir o kadar da fazlasıyla katkı yaptık, kapattık. Kapalı yaptınız. Normalde açık yapılacaktı. Ha. Ondan sonra işte voleybol öbür tesisleri kurduk. İşte okul sahasına tekrar kilitli parke yaptık. İşte az evvel dedim, biz okul müdürleriyle sürekli istişare halindeyiz. Ne olur kasabadan dışına yapılacak değil bu. Tabii, kasaba tabii. İçine bizim kasabamızın. Sonuçta orada okuyanlar bizim çocuklarımız. Tabii güzelliği için her ihtiyacı, her şeyi değerlendirdik. Yaptık ve yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Peki başkanım, kutluyorum sizi bu anlamda başkanım. Teşekkür ederim. Peki başkanım, öğrencilerimiz işte biraz önce siz de ifadelendirdiniz. Yeni talepleri var mı? Hani şimdi biliyorsunuz son dönemlerde gençler kötü alışkanlıklara yöneliyorlar. Spordan uzak, Allah muhafaza. Hani bu Afyon'da da zaman zaman olmuyor değil. Afyon merkezde olsun. Tabii beldelerde bu belki biraz olmayabiliyor ama bu bir nevi sizi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amaçlı. İşte halı sahadır, işte masa tenisidir, ne bileyim. İşte dediğiniz gibi onları spora yönlendirme amaçlı güzel bir çalışma yapmışsınız. Hakikaten sizi bu anlamda da tebrik ediyorum başkanım. Evet, yine bakanın katkıları ile çöp aracı ve 100 adet çöp konteyneri ve Çevre Bakanlığı'ndan hibeli olarak alınmış. Yine ayrıca belediye bütçesiyle 180 adet daha çöp konteyneri almışsınız. Eksiklerimiz var mı başkanım? Çöp konteyneri eksiği var mı mahallelerimizde? Şimdi
Tabii Sayın Bakanımız müracaatta bulunduk. Çöp arabasımız yoktu. Orada bize yardımcı oldu. Evet. Çöp arabası aldık. Ardından da tabii 100 tane şey geldi. Konteyner geldi. Ama yetmedi, biz bir 180 daha aldık. 180 de siz almışsınız. Şu anda da boşta Gojek yer bulamadık. Yedekte çöp konteynerimiz var diyorsunuz. Konteynerimiz var yani. Peki çöplerimiz düzenli toplanıyor değil mi Sayın Başkanım? Düzenli her gün aşağı yukarı sabahtan çıkıyoruz. Hı hı. Topluyoruz yani. Bir de biz şeyinkini de alıyoruz. Çimsa'nın çöpünü de alıyoruz. Oraya da siz bakıyorsunuz. Oraya da alıyoruz. Bu da güzel bir şey. Yine başkanım, bunlar sizin 2009 ile 2017 yıllar arasında yaptıklarınız var. Yine burada tabii projelendirip, yani proje aşamasında olan projeleriniz de var. Bunlardan da biraz konuşalım. Yine Pınarbaşı mevkisinde devam eden çalışmalar bu tabii. 14.000 metrekare park alanına park yapımı ve spor tesis alanı çalışmaları devam ediyor demiştiniz. Burası neresi Pınarbaşı mevkisi başkanım? Şimdi burası Graslan'a doğru, evet, çıkışta Pınarbaşı deriz biz oraya. 14.000 metre. Hı hı. Bura boş alandı. Nur Bey'in mücavir alanları arasında, evet, bir yer boş burası. Boş alandı. Tabii az evvel dedik ki işte gençler ne isteği o? İşte spor tesisleri, spor alanı, gençlerin istediği park, evet, eğlence, bunları inşallah orada işte aveşlendirdik orayı. Hı hı. Tabii hemen birden ağaçla şey olmaz. Tabii gözetim gerekiyor. Gözetim altında. Şimdi onları sulayıyoruz, evet, bakıyoruz. İnşallah orayı da 3-5 seneye kadar bir güzel şöyle oturur bir piknik, mesire ve piknik alanı gibi de olacak. O şekilde tabii olacak inşallah. Tabii 14.000 metrekare az bir alan değil başkanım orada. Evet. Dediğiniz gibi spor tesisinin yanında piknik alanıdır. İşte vatandaşlar, aileler orada bir hiç olmazsa çoluğuyla çocuğuyla bir gününü geçirip bir stres atabilecek. Peki. Yine her mahalleye iki okula yeni cami bahçelerine çocuk parkı grupları yapmayı planlıyorsunuz demiştiniz efendim. Yine bu da çok önemli olan bir şey. Şimdi tabii şu an kış sezonu, tabii okul sezonu, ama yaz sezonunda okullar tatil olduğunda öğrencilerin vakit geçirecek, zaman geçirecek yerlere ihtiyacı da var. Bu da tabii kaç mahalle var demiştim Sayın Başkanım? 4 mahalle. 4 mahalle var. Bu 4 mahallenin 4'üne de bu park yapılacak mı başkanım? Şimdi hedef böyle bir şey var mı hedefte? Daha 2009'dan evveli mahallede boş alanları hep satmışlar. Yoktu yani hemen. Yok. Hemen. Yani şimdi yok. Evet. Biz bunu araştırıyoruz şimdi. Boş böyle şahıs mahallede vereseli, hisseli evlerden satın alıp kamulaştırma yoluyla, kamulaştırma yoluyla buları işte çocuk parkı bedeli mukabilinde alarak park alanına yapma. Çünkü daha önceden satıldığı için şimdi otobüs durağı yapacak yer bulamıyoruz. Yer bulamıyoruz yani. Bu şekilde, evet, hale gelmiş. Peki burada da hedef, yani bu 4 mahallenin 4'üne de işte çocuk parkı yapma hedefimiz var değil mi başkanım? Peki başkanım. Yine kamera sistemleri yenilenerek toplamda 45 kamera ile kasabanın güvenliği sağlanmaktadır ve eksikler var herhalde galiba da yine. Kamera sistemleri başkanım nasıl, memnuniyet verici mi? Hani biliyorsunuz köylerde son dönemlerde hırsızlık olayları arttı. Siz de bunu biliyorsunuz az çok. Hani belki sizin orada da yaşanıyordur Allah muhafaza. Hani şimdi sonuçta biraz önce siz de ifadelendirdiniz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Adamın koyunu var, kuzusu var, işte koyunu var. Ne bileyim büyükbaş hayvan bile çalanlar var son dönemlerde. Bu kameralar kasabana bu tür olayların azalmasına etki sağladı mı başkanım? Şimdi kamera çok iyi bir şey. Afyon'dan mesela, Afyon'da bir soygun olsun. Market, evet, bir soyulmuş. Evet. Soygun olsun. Süylün, Salar, Nuri Bey takip ekip bunu rahat kameralardan hattını, yani soyguncunun hattını belirliyor. Bulabiliyor yani. Bulabiliyor. Burada bir de kasaba içinde de çok caydırıcı. Biz bunu vatandaşlara duyuruyoruz. Bak işte suç işlemen kamerada görülüyorsunuz.
sonra yanlış anlaşılmasın yani inkar biri edemezsiniz. Bizi, biri bizi gözetliyor diyorsunuz. Biri, yani biri şimdi, bizi gözetliyor hesabı. Sayın Başkanım eyvallah. Şu bir de şu var şimdi birçok beldenin girişinde şöyle bir şey var. İşte kasabamıza dilenci, hurdacı, satıcı giremez tabelalarıyla karşılaşılabiliyor. Sizde de böyle bir şey var mı var. Başkanım? Var ama yani, maalesef onunla giriyorlar yani. Aynen şimdi şimdi adam bir şeyler satmak için geliyor beldeye. Evet. Ama halbuki bir şeyler satmanın yanında da aklı başka yerlerde. Yani orada değerli bir şeyler alıp gidiyor. Aynen sizin de bundan işte kameraların amacı da bu diyorsunuz. Bu da güzel bir şey tabii. Başkanım arazi yolları yine stabilize malzeme çekilerek düzenleme yapmayı planlıyormuşsunuz demişsiniz yine burada. Bunun için yine İl Özel İdaresi'nde müdürlüğünden grader ve ekipman desteği yapmayı planlıyoruz demişsiniz. Bunun dışında şimdi önümüzde kız sezonu var. Bu kışın nasıl geçeceğini biz bilmiyoruz. Allah bilir tabii ama kar yağışlı dönemlerinde mesela böyle ekipmanlarımız yeterli mi? Graderimiz, işte ne bileyim yol kürüme aracımız, işte tuzlama ekibi, önümüz biliyorsunuz kış. Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Hazırlık yapıldı mı kasaba içerisinde? Yani kasabanın gerçi personeliniz ne kadar yeterli mi bu sayı bilmiyorum ama kış sezonu nasıl değerlendireceksiniz bu yıl inşallah? Bizim graderimiz yok. Ama biz kepçenin ağzını değiştiriyoruz. Düz konuma getirip. Tabii gar yağacağını gördüğümüz ya da haberini hava alınca durumundan anladığımız vakit biz hazır. Yani biz de o gün gece nöbet dikeriz. Nöbetçi tutuyorsunuz. Hiç durmadan biz 24 saat. Yani Afyon'dan gelecek herhangi graderi, işte özel idareden gelecek herhangi şeyi beklemeden olumsuz bir durumda anında müdahale. Biz Çuhut yoluna kadar evvela kendi işimizi kendimiz görürüz. Çok güzel başkanım. Yani iyice sıkıntı durumda sıkıştığımız vakit o zaman Afyon özel idaresine. İl özel idaresi zaten. Hatta biz yerlerde orada Garaslan bize bağlı. Hı hı. Halımoğlu bize bağlı. Karacören bize bağlı. Onlarda da şey oluyor mu başkanım sizden o mesela muhtarlar sizden destek istiyorlar mı? Tabii. İşte başkanım bizim yolumuz kapandı. İşte burada bir sıkıntımız var. Yolu açılması gerekiyor. İşte tuzlanması gerekiyor gibi. Oralara da destek yapıyorsunuz değil mi başkanım? Biz şimdi makine üzerinde işte kazı kepçeyle ne bizim gücümüz yeterse o şekilde biz de aynen onlara yardımcı oluyoruz. Muhtarlarla da her zaman alo konuşma İstihar veya toplantı yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Peki başkanım bir de kasabada 4 mahalle var dediniz. 4 mahallede her mahallede ayrı bir muhtar var. Doğru mudur? Evet. Yani 4 tane muhtar demektir bu da. Zaman zaman muhtarlarla toplantı yapıyor musunuz? Mesela muhtarların mahallesindeki eksikler olsun ne bileyim mahallesinde ola ki bir talebi vatandaşın talebini muhtarlar size düzenli olarak iletiyorlar mı? Başkanım işte bizim mahalle örnek veriyorum ben bir herhangi bir mahallenin muhtarıyım size gelip diyorum muyum başkanım işte şu mahallemize şöyle bir sıkıntı var bunu çözelim. Bunlarla istişare içerisindesiniz. Oluyor mu başkanım bunlarda? Şimdi zaten bizim kasabada bir sorun oldu mu mahallede hangi mahallede olursa olsun evvela önce benim haberim olur. Tabii ki. Evvela benim vatandaş çünkü bana direkt size mi geliyorlar muhtardan önce? Bana, olmayan şeyde de muhtarlarımız da bize gelir. Evet. Hep bir sorunu birlik beraberlik içerisinde beraber sorun neyse çözülüyor diyorsunuz. Muhtarlarla da otururuz. Yapılacak işte mahallede kanalizasyondur, şudur bu zaten kalmadı yapacağımız da. Evet. Eksik ne varsa değerlendiririz. O çalışmayı da hallederiz. Ama yine de eksik bitmez değil mi başkanım? Ya, mümkün değil bitmez yani. Hani yaşadıkça değil ha sorun bitmez. Aynen maalesef öyle. Peki bunun dışında başkanım bir de halkla toplantılar yapılıyor mu? Mesela halkı bilgilendirme zaman zaman mesela bunu işte Afyonkarahisar Valiliği yapıyor. Yine yapan belediye başkanlarımız var. Siz de böyle bir şey yapıyor musunuz? Halkla halkın taleplerini dinleyebiliyor musunuz? Halkın sorunlarını dinleyebiliyor musunuz? Bunlarla ilgili toplantılar yapıyor musunuz zaman zaman? Yapıyoruz bunları. Genelde ben halkın ayağına gidiyorum. İçerisindeyim diyorsunuz. Evet içerisindeyim. Sahadayım diyorsunuz. Yani sahada konuşuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Yani gerekli onların sofrasına oturuyoruz evet, diyorsunuz. Evet, sorunların zaten ben vardım onunla işte başkan bana hemen başkanım şunu halledebilir miyiz? Şöyle bir şey var, bunu yapabilir miyiz gibi. Evet, sorunları bildiriyorlar. Sizle fikir alışverişinde bulunuyorlar. Peki efendim devam ediyoruz. Yine kasabanın 1 milyon metrekare birinci sınıf merası var. Meranın ıslah çalışması için Tarım Bakanlığı'ndan izin ve ödenek talebinde bulunulmuş.
Peki buradaki MERA'daki ıslah çalışmasıyla alakalı olarak bu ödenek talebindeki bakanlığa gönderilen talep nasıl olacak başkanım? Yani 1 milyon metrekarelik bir MERA'dan bahsediliyor. Burası hayvan mı otlatılıyor burada başkanım? Yani köylüler, kasaba halkı burada hayvanlarını mı otlatıyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi burası... Burada ne tür bir çalışma yapacağız yani daha doğrusu? Burası çayır bizim. Hı hı. Konya yoluna bağlı. Birinci yol, sınıf. Yol kenarında bir evet, çayır. Heh, birinci sınıf MERA burası. Evet. Tabii burada hayvancılık düştü. Evet. Koyun, ilkin bizim 40 sürü koyun olurdu. Hayvan o keza, affedersin traktör devri değilken işte koşum hayvanı, beygir, öküz, at arabaları. Bunlar vardı. Bunlar da ayrı bu çayırda yayılırdı. Evet. Tabii o zaman da yağışlar daha fazlaydı. Evet. Şimdi bunlar kalmadı. Şimdi çayır dikene oldu. Burada bir hayvancılığa temele destek olunmasını istiyorum ben. Hı hı. Tarım Bakanlığı'ndan. Evet. Benim görüşüm bu. Çünkü hayvancılığa önem verilmezse hayvan kalmadı. Evet. Şimdi burada bir de şey de var başkanım. Mesela işte siz bu hayvancılıktan bahsederken şimdi bütün şehir ve büyükşehir yasasında ki kapatılan beldelerde, merkeze dahil edilen beldelerde mahalle gibi görüldüğü zaman da orada işte çiftçinin hani bu tabii bir söylenti ama ne kadar derece doğru bilmiyoruz. İşte orada tarım ve hayvancılığı kısıtlayıcı bir olaya geçileceği söyleniyor. Mesela diyelim ki bugün Nuri Bey'de hayvancılık yapılıyor. Herkes hasbelkader inek besliyor, işte koyun besliyor, bir şeyler yapıyor. Geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Yarın 4 gün sonra ola ki beldelerin kapanması gündeme geldi. Size de dediler ki ya burada hayvancılık yapamazsınız. Hayvancılığı şehrin dışına atacağız deseler. Peki bu adam bunlar ne yapacak? Bunlarla ilgili bir önleminiz var mı şimdiden? İleriye dönük mesela. Ben şimdi Tarım Bakanlığı'na müracaatta bulundum. Evet. O konuda. Evet. 2012'de. Evet. Bizim dağda yayla dediğimiz ama MERA. Hı hı. Bizim ben ta çocukluğumdan daha evvelkiler zaten yerleşim alanı oradan inme. Evet. Eski yerleşim yeri. Eski yerleşim alanı oradan. İşte orada biz gölet müracaatında da bulundum ben orada. Orada hı hı. Su var. Burası başkanım ne kadar uzaklıkta köye uzaklıkta? 8 kilometre uzaklıkta Efeköy'e doğru. Efeköy'e doğru. Bir tarafını zaten işte 2009'daki şeyde benden evvelki başkanın şeysinde Çimsa'ya bir kısmı dağın verilmiş. Biz de o tarafı yarın işte büyük şehir oldu. Hayvancılık biz olmazsa olmaz. Her evde muhakkak hayvan var bizde. Tabii. Bunun yarın sağlıkçı gelecek kaldır bunu. Bu durumlara düşmemek için ben 2012'de müracaat ettim. Evet. Dağın o dediğim yayla vasfında olan dağın işe açılması, hayvancılığa evet. açılması ama Tarım Bakanlığı'ndan red oldu. Red cevabı geldi. Red cevabı geldi. Çimsa fabrikası kalktı. Orayı kapattı. Hı hı. Fabrikaya da bir engeli yok. Hı hı. Zaten o tarafa kadar varmadı. O şeye doğru, Karacören'e doğru kaydı fabrika. Peki o yaylanın yolunun durumu nasıl başkanım? Oraya yol var. Yol sıkıntı yok yolda. Yani şu anda toprak stabilize yol orası. Şimdi Çimsa toprağı da hatta oradan taşıyor bu yanına. Ama şeyden yukarı Efeköy sınırından. Ama ileriye dönük belki böyle bir ihtimal olabilir diyorsunuz. Yani benim dediğim yere hayvancılığa çok ideal. Evet. Yarın işte hayvan yapan vatandaşın 5 tane 10 tane böyle güdüme çıkarla bir tane çoban tutarla orada güdele. Ta ki Ağustos'a kadar. Doğru diyorsun başkanım. Tabii şimdi burada bütün ve büyükşehir yasasının getirisi de mutlaka var. Mutlaka götürüsü de var. Ondan dolayı bunu sordum. Hani böyle bir hazırlığınız var mı diye başladım. Yani bunu düşünülmesi lazım. Vatandaşın, geleceğe yönelik bir plan bu vatandaşlar nereye gider? Evvela gideceği yer bir barınacağı yeri bir ayarlamak lazım. Ondan geri büyük şehir ol, bütün şehir ol. O bir peki ayrı. Sizce başkanım hazır mı sizce Afyonkarahisar büyük şehir olmaya? Sizin fikrinizi alabilir miyiz bu konuda? Hazır mı sizce? Afyonkarahisar büyük şehir olması için yeterli altyapısı ne bileyim işte yollarıdır, nüfusudur buna ek olarak
coğrafi konumudur artık, yani birçok sebebi var. Sizce hazır mı? Valla yörüye göre değişir. Yani beldelere göre değişir. Şimdi birçok belde belediye başkanımız buna hazır olmadığımızı söylüyorlar. Yani birçok belde belediye başkanımız diyor ki biz Afyonkarahisar ili olarak henüz büyükşehir yasasına uygun değiliz. Hazır değiliz. Buna ne altyapımız yeterli, ne yollarımız, ne bileyim işte coğrafi konum itibariyle yerimiz yeterli. Nüfusumuz başta zaten yetersiz diyorlar. Ama şu anda son dönemlerde işte son bir yıl iki yıl içerisinde de işte ilk sıralarda Afyonkarahisar'ın büyükşehir olması evet. yönünde çalışmalar yapılıyor. Bütün şehir veya büyükşehir adı her neyse. Ondan dolayı sordum. Sizce hazır mıyız diye. O nedenle sordum. İşte ben az evvel sıkıntıları belirttim. Bunların yapılması ve aşılması gerekiyor evet, değil mi? Aşılması gerekiyor. Ondan sonra ne olacaksa yapılacaksa büyükşehir evet, olsun. Evet, önce evet, bunun bir altyapısı kurulması gerekir değil mi? Evet. Şimdi kapanan birçok beldelerde şöyle sorunlar var Sayın Başkanım. Daha önceden 49 belde civarında bir belde kapandı. İşte orada yani merkezi noktaya bir işte itfaiyedir, bir ambulanstır, bir kepçedir, bir cenaze hizmetidir, bir greyderdir adı her neyse. Allah muhafaza kapanan beldelerdeki şimdi araçlar özel idareye devrediliyor, doğru mudur? Şimdi en yakın beldeden orada bir yangın çıktığı zaman oraya müdahale edilinceye kadar zaten iş işten geçmiş oluyor. Ev yanıp kül oluyor bu sefer. Yani bu altyapıların mutlaka olması gerekiyor diyorsunuz. Size şey zaten bizim o tarafta Allah korusun bir Garaslan Halımoğlu Garacören yangın olduğu vakit en yakın kim var? Nuri Bey. Hemen Nuri Bey. Alo acil itfaiye. Tamam itfaiye. İşte 87-90 yılından bir itfaiyemiz var. Evet. Biz de onunla ulaşmaya çalışıyoruz. Buradan tabii Afyon'dan destek gelesiye kadar. Aynı senin dediği gibi o destek gelesiye de ha bunu büyükşehir olursa bile belli yerlere bir konuşma olması lazım. Acil müdahale istasyonları evet. kurulması gerekiyor değil mi başkanım? Makine olsun, yangın aracı olsun bununla belli yerlere konması lazım. Mutlaka yapılması lazım. Peki başkanım devam edelim. Yine kasabada kasaba halkının bildiği üzere 5 yılı altyapı sorunlarını çözmekle uğraşmışsınız. İlk yılınız altyapı, kanalizasyondu, işte telekom hattıydı, elektriğiydi. Bunlarla uğraşmışsınız. Yine bunun da bu dönemde de üst yapı ve çevre düzenlemesiyle başlamışsınız. Bunun dışında yine kasabaya bir aile sağlığı merkezi diyorsunuz. Yapılmasına ilişkin olarak Sağlık Müdürlüğü tarafından ödenek ayrılmış, ihale ve yapım aşamaları beklenmektedir. Burası neresi olacak başkanım? Buraya aile sağlığı merkezini nereye düşünüyorsunuz? Burası hemen şimdiki olan sağlığı ocağının arka kısmında. Evet. Tabii burasının yeri belediyenin değilmiş. Hazinenin arazisi. Biz burayı tapulaştırdık. Kamulaştırdık. Aldık. Ve sağlık ocağına sağlık müdürlüğüne müracaatta bulunduk. Evet. İnşallah tabii müdürlüğün bize bilgisi 2018'de ihalesi yapılacak. Bunda müjdesini verdiler. Hı hı. İnşallah olur. Bu konuda da mevcut sağlık ocağı yıkılacak mı başkanım? Yani yerine yeni bir bina mı yapılacak yoksa arkadan mı başlayacak bu inşaat? Şimdi orada bir binamız var. Evet. Sağlık binası var orada. Orada da şimdi orayı ben devraldım. Orada da şimdi çocukla Diyanet'e verdim. Diyanet Kur'an okuyorlar orada. Kur'an kursu. Üç katlı orada. Hem bayanlarımız, cahil olan bayanlarımız okuyor. Kur'an hem çocukla Diyanet'in içerisinde Kur'an okuyorlar orada. Peki başkanım. Yine kasabada yine muhtelif cadde ve sokaklarda 2016 tarihi itibariyle 18.500 metrekarelik kilitli parke döşenmiş demiştiniz yine. Yine ayrıca yaya kaldırımında yapılıp ışıklandırılmaları yapmışsınız. Efendim yine Afyonkarahisar'ın tanıtım günlerinde İstanbul'da Nuri Bey kasabası olarak da katıldınız. Nasıl orada Nuri Bey'i neyini tanıttık, neler yaptık, memnun mu kaldık, oradaki tanıtımlar sizi memnun etti mi? Halkın ilgisi nasıldı Nuri Bey'in patatesine? Oradaki tanıtımdan birazcık bahsedebilir miyiz başkanım? Şimdi bizim tabii dostlarımız kasabadaki bu tanıtıma meyilli olan arkadaşlarımız burada yapalım dediler.
Nuri Bey'de. Nuri Bey'de yapalım dediler. Ben de dedim ki ben Nuri Bey'de yapmam. Ben Nuri zaten kabağı tanıyoruz, patatesi tanıyoruz dedim. Burada yapmam ben. Doğru diyorsunuz. Ben sonra dedim İstanbul'da yaparım bunu, Ankara'da yaparım bunu. Bu tabii, tanıtım önemli hakikaten Nuri Bey için de. Bunu biz tabii organize ettik. Tanıtım şeylerine katıldık. İstanbul'a ben 22 ton patates göttüm. 20 tırla. Ton patates gitti. Kabak göttüm. Tabii o tanıtım fuarına biz katıldık. Orada İstanbul Radyosu'ndan her gün anons yaptırdım. İstanbul'daki bir yerel radyodan, İstanbul evet, Radyosu'ndan evet, Nuri Bey'le ilgili tanıtımlar yapıldı. Broşür bastırdım, kitap bastırdım, takke yaptım. Bunları kar amaçlı değil. Benim evet, maksadım tanıtım. Evet. 10 kilo, 7 kilo çuvallarına bir tane kitap, bir takke, bir broşür. Ha ne oldu bunun sonucunda? Ankara'da da aynı oldu. Tabii Çubuk'ta patates yaptım. Tabii bizim beni ziyaret ettiler milletvekillerimiz, sayın valimiz falan. Bakanımız keza. Bakanımız keza. Ha benim maksadım ne? Benim maksadım kasabamdaki malı değerlendirmek. Nuri Bey'e tanıtımına katkı tanıtmak, sunmak. Nuri Bey'in patatesini duyurmak. Afyon'un patatesini tanıtmak. Evet. Yani bu yıl ne oldu? 5000-6000 ton İstanbul'a kabak gitti. Buradan Nuri Bey'den. Nuri Bey'den. Maşallah. Hala gidiyor. Kalmadı. Şu anda patates kalmadı. Demek ki o tanıtımın size bu konuda güzel, müthiş bir şekilde katkısı olmuş başkanım. Evet. Evet. Şu anda talepleri toplamaya başladınız. Başladık ve şimdi daha boyuna tüccarla geliyorlar, patates soruyorlar, kabak soruyorlar. Şu anda da bitmek üzere. Bir iki ben gibi böyle işi kalam olanlar kaldı. Evet. O açıkta fiyat bekliyorlar gayet. Hani fiyat 50-100... nasıl başkanım şu anda? Patatesin bak fiyat nasıl da fark etti. Ne kadar mesela şu anda başkanım? Fiyat? Şu anda 800'üne 1200'ün arasında. Yani 80... kışlık olan, kışlık evet, agri olan patates evet, 1200. Öbürü de 800-900. O 80 kuruşluk olan patates bu hamura katılan, bu ekmeklik olan. Yazlık o yani. Ha yazlık. De, o hiç da yenir, o da yenir. İkisi de bizim Afyon piyasasında tutulan, yenen malımız yani. Peki bu tanıtıma katılmadan önce geçen yıla nazaran, o zaman geçen yıl nasıldı fiyatlar? Bu yıl biraz yükseldi diyorsunuz. Yani faydası oldu diyorsunuz. Bu yıl yüksek fiyatlarımız, geçen ucuzdu. Bir geçen yıl ne kadardı başkanım? Ya 40 kuruş. 40 kuruş, 50 kuruş tarladaki fiyatı. Sonradan fiyatlandı da bizde de patates kalmadı. Kalmadı sefer, değil mi? Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu Niğde tarafında patates para etmiyor diye. O zaman biz bir aralarda 20 kuruştu galiba. İşte doğrayıp işte kesip çok özür dilerim hayvanlarına yedirmeye başladılar tüccar. Çünkü ürettiği patates elinde kaldı. Satamayınca da ne yapacak? Bunu hayvanlarına yedirdi. Tepki olsun diye. Sonradan Tarım Bakanlığı bununla ilgili bir ara, hatta çok iyi hatırlarsınız, 6 liraya kadar da çıkmıştı. Evet, o evvel sene. Evvel seneydi değil mi? Evvel bir önceki seneydi. Peki başkanım, şu anda bunun yanında yine Ankara'da da tanıtım, Afyonkarahisar tanıtım günlerine de katıldınız. Aynen, oraya da katıldım. Oraya da katıldınız. Orada durum nasıldı başkanım? Orasının durumu nasıldı? İstanbul orada mu daha yoğundu? Ankara mı daha yoğundu size göre? Daha mesela örnek veriyorum, İstanbul'da mı daha çok talep gördü Nuri Bey patatesi, Ankara'da mı? Nasıl oldu bu arada? İlk günde Ankara'da korktuyduk satamayacağız herhalde ya. Tanıtımı yapamıyoruz. Ama evet, cumartesi, pazar güzel oldu. Cumartesi, hafta sonu tabii olunca. Hafta sonu, cumartesi, pazar güzel oldu. Orada da sattık, bitirdik. Ve Afyon'un adam patatesini yedikten geri, ya biz Afyon diye alıyoruz ama bu tadı ama alamıyoruz. Bu tadı alamıyoruz diyorlar. Evet. İşte plaka diyorlar. Plaka 03 satıyorlar işte İstanbul'da, Ankara'da. Evet. Ama Afyon patatesi bu patates değil. Evet. Ben de diyorum ki ne? Plakaya bakmayın, şahısın plakasına bakın diyor. Patatesin kalitesi önemli burada. Kimliğine bakın, o da mı Afyonlu diyor. Doğru diyorsunuz başkanım. Tabii şimdi Afyon, yani ülke genelinde bakıldığında Afyon, Karahisar'ın Şuhut, özellikle Nuri Bey gibi evet, belde, yani ilçeleri ve beldeleri Sandıklı, Şuhut, patatesimiz meşhur, Allah var. Kabağı konuşalım birazcık başkanım. Son zamanlar, son 10 dakikamız var. Son 10 dakika içinde de kabağı değerlendirelim. Kabak, şimdi bir şey duyduk biz. Aynı dönemde hem kabak hem patates ekiliyormuş. O nasıl oluyor başkanım?
Yani şimdi bunu birazcık tabii biz bunları anlamıyoruz ama aynı yere hem kabak hem patates ekiliyormuş. Nasıl oluyor bu başkanım? Şimdi kabağı ayrı kesin o gıdak verim alamayın. Ayrı bir ekersin. Evet. Biz ama patatesi ekeriz. Patates böyle yeşermeye başladığında kabak çekirdeğini 10 metre arayla çizgilere onları da patates kökenlerinin arasına dikeriz. Evet. O çıkasıya kadar patates kökeni canlanır. Patatesin süresi zaten 70 gün 80 gün değil. Orada patatesin kökeni ölür. Hı hı. Patates malı yapar altına. Patatesin kökeni öldükten sonra bir yol kabak, tarla kabağın olur gayle. Kabak şimdi bunu şunu diyebilir miyiz? Örnek veriyorum, bir patates tarlasını gördük. Patates hasatı bitti, bir baktık ertesi gün orası kabak tarlasına evet, dönmüş. Aynen öyle, aynen. Yani böyle şaşkınlık yaşayanlar oluyor mu bazen? Sağa kabak kabağın olur. Evet. Patates tarlası kabağın olur. O açığa güzelce bir kabak 15 metre köken atar. Evet. Yani metre. Her gittiği yeri de pança katağa gider. Orada da döl verir. İyi bakımlı, iyi tavdağlı tarlada. Evet. Bugün ben 25 degar, yani 25 bin metre yerden 140 ton kabak sattım ben kendim. Vay maşallah. Kabağın durumu nasıl Sayın Başkanım? Yani fiyat olarak hangi aşamalarda? Kabağın durumu 50 kuruş, 60 kuruş. Şu anda bal kabağı. Şu anda evet, hemen de bitti yani. Yani neredeyse bu bal kabağı konusunda da ada pazarına kafa tutacağız diyorsunuz değil mi? Ada pazarlığa zaten şimdi bizden gelip kabak alıyor. Onlar... Ada pazarı kabağı diye mi satıyorlar? Herhalde öyle yani. Evet başkanım, yine verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanım şimdi son konumuzu konuşalım. Vatandaşımızın en çok sizden istediği, beklentisi nedir? Hani size özellikle gelip de başkanım biz Nuri Bey'de şunun olmasını istiyoruz, şunun yapılmasını istiyoruz. Bu olmazsa olmaz gibi bir talebi var mı kasaba halkının? Şimdi kasabanın bizden istediği işte düğün salonu, konferans salonu burada. Evet. İşte gençlerin hani az evvel dedik ya, oraya ben daha bir kapalı böyle oranın düğün salonunun boş kalmaması için bir spor tesislerinin de oluşturulacağını o fikirdeyim. Evet. Hem burada yardımcıyım. Ya her şeyi vatandaşın her istediğini yaptım ben. %90. Evet. %90 yaptım. Tabii tekrar yol durumları bazı mahallelerde kadastro yolu olmayıp da tabii arazilere yapılmış kaçak veya şu şekilde evle yapılmış. Evet. Buraların yollarına işte parke şu bu döşeme içerisinde biraz olağa da istekler var. Onları da inşallah çözeceğiz. İnşallah başkanım. Demek ki şuradan anlaşıldığı gibi sizden kasaba halkının en çok talepte bulunduğu düğün salonu ve konferans salonu ile ilgili taleplerde bulunuyor. İnşallah bunlar da önümüzdeki 2018 yılından başlayacak Sayın Başkanım. 2019'dan başlar. Nasıl olur? İnşallah. Ben kışın da boş durmam. Bunların yeri hazır zaten. Doğru hazır mu başkanım? Havanın iyi gününü buldu mu hemen... Yeter ki hava şartları uygun olsun evet, diyorsunuz. Evet. Çalışma sahasını biz zemini sağlam buldu mu hemen çalışmaya devam. Biz boş durmayız yani. İnşallah başkanım. Peki başkanım son olarak neler söyleyeceğiz? Buradan Nuri Bey halkına, sizi izleyenlere, ekran başlarındaki izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Son cümlelerinizi alabilir miyiz? Şimdi ben Nuri Bey Belediye Başkanı Hazım Kaya olarak evvela 2009-2014 yılında beni belediye başkanına uygun görüp seçen vatandaşlarıma Nuri Bey kasabası halkına teşekkür ederim, takdirlerimi sunarım. Evet. Ayrıca burada Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız, milletvekillerimize de bize bana destek verdikleri için evet. Her konuda bunlara da ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Peki, değerli izleyenler, Nuri Bey Belediye Başkanımız Sayın Hazım Kaya'yı nabız programında konuk ettik. Kendisi Nuri Bey'i anlattı, bizlere yapılan hizmetleri değerlendirdi. Bizler bu programla Nuri Bey'i konuştuk, Nuri Bey'in nabzını tuttuk. Efendim bizleri izlemeye devam ediyorsunuz.
Programımızın sonuna ulaştık. Bakalım bir başka programda nerenin nabzını tutacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın diyoruz.